Evet, başladı Herkese merhabalar, ben Nezliha. Ben Şude. Onu da sen giriş yap. Ben bunu almışım. Evet, bizim bir dün bir tane abonemiz nefes tutma challenge yapmamızı istedi ve biz de bugün Nezliha'nın nefes tutma challenge yapacağız. Aynen, nefes tutma challenge yapacağız. Ve ikimiz de çok yeteneksiziz gerçekten. Ben tutamıyorum uzunca, o da tutamıyor ama zorlayacağız kendimizi. Evet, özellikle ben hiç tutamam nefes. Ben de. Konu nefes olunca hiç yapamıyorum. Ve yenilen insan cezamız var. Cezamız ne olacak? Yenilen insan en rezil olduğu ya da en utandığı bir anını bizimle paylaşacak. Evet. İki olsun, iki anını paylaşsın. Yani aklıma, benim aklıma gelirse. İkimiz de, bu çok şey olacak. Mesela gülme olunca ben gülerim. Yani benim kaybedeceğim kesin. Ama ikimiz de bu konuda gerçekten iyi değiliz nefes tutmakta. O yüzden hiç sonuç belli değil bu defa gerçekten. Bu defa gerçekten hiç sonuç belli değil. Evet. O zaman başlayalım. Ama ezan okunuyor. Hani o yüzden durup dua ediyoruz. Evet. O zaman başlayalım. Alalım, başlayalım. Hazır mısın? Hayır. Önce derin bir nefes alalım. Ya derin nefes aldınca girmiyor sanki. Tamam. Diyaframımızı şişirmeyeyim. Tamam, dik duralım. Yavaş şişir. 3 saniye içinde başlayalım. Ya içime niye nefes girmiyor? Benim de girmiyor. Neyse olsun, yenilmek sorun değil. Başlayalım mı? Ben burnumu tutacağım çünkü benim gülesim geliyor. O zaman birbirimize bakmayalım. Ben gülerim yoksa. Aa, oradan da bakmayalım. Tamam hadi. Bir. Bir dakika. Bir. İki. Üç. Kendime bu kadar tuttum gülmeye yani, gideceğim. Ben de gözümü kapattım ama açıp da gülmeye karar verdim. Bir dakika, ilk önce kim bıraktı? Ben güldüm. Ben senden sonra güldüm değil mi? Evet ama bu olmaz ki ya. Ama neden? Güldüm yeniden ya. Hayır tamam. Ya da gülmüyorsun. Tamam ben söylerim. Aynı zamanda bu gülmeme challenge de oluyor. Tamam ben söylerim ama yine yapamıyor. Çok eğlenceli. Ben 3 kere o zaman. Yani 2 tane daha yapacağım. Ben gözüm açık, mümkün değil. Gülmem ya, o zaman bir. Tamam ikimiz de gözlerimizi kapalı tamam mı? Tamam bir, iki, üç. Ya yok ya, gülmeme challenge oldu bu. Hacetten ya. Üf ya, yenildim şu anda. İki tane yenildim, 4 tane söylemem lazım. Evet artık yenildi ama bir tane daha yapıyoruz değil mi? Ya hiç hoş değil. Niye yapıyoruz ki? Çünkü 3 tane olması gerekiyor. Tamam hadi. Niye sen yenildin? Hani ilk defa Şule'nin yenildiği bir şey oldu. Şunu merak ediyorum. Eğer gülmem gelmese kim daha yani tutabilecek? Tamam o zaman lütfen gülmeyelim bu defa. Ama sana bakınca çok tamam. Bakma gözlerini kavalı yaptı ya öyle mi dedim? Ama gözümü açamam. Neyse tamam. Hadi bir. Ya bir dakika hiç nefes alamadık da. Tam 40'ta başlıyoruz bak 36, 37. 1, 2, 3. Vallahi teşekkür ederim. Patlayacak gibi hissettim de nefes tutmaya başladım. Ama ben biraz daha dayanabilirdim aslında. Ama zaten yenilmediğim garanti olduğu için, senin kazanamadığın garanti olduğu için bıraktım kendimi zorlamadım. Yoksa daha fazla tutabilirdim. Kaç dakika oldu? Şu an aklıma gelen ve gerçekten o kişinin bilmemesini istediğim ama o kişinin de abonemiz olduğu bir durum var. Bunu söylemek gerçekten istemiyorum çünkü çok rezillik bence ve o da bunu şu an abonemiz. Bunu anlatacağım arkadaşım. Evet. Hadi başlayalım anlat. Evet. Bir gün arkadaşım başka şehirde işte okumaya gitti. Ondan sonra başka şehirdeydi. Balıkesir'de ailesini görmeye gelmiş.
Ondan sonra dedi ki Şule buluşalım dedi. Ben de o an neden yalan uydurdum? Neden uydurdum? Çünkü... İşim var dedim. Neden de? Canım istemiyordu galiba ya da hani o kadar arkadaşın başka şehirden geliyor ve senin canın istemiyor diye gitmiyorsun. Çok büyük bir ayıp bence. Ama gerçekten ruhum yani ruh halim bozuktu ve ben de bir yalan atmıştım. Ben Balıkesir'de değilim demiştim. Ondan sonra o gün de dışarı çıkmamı gerektirecek bir durum olmuştu ve dışarı çıkmıştım ve dua ediyorum. Allah'ım ne olur. Ay adını söyleyecektim. Hastaneye gitmişti. Ha. Annemle hastaneye gitmiştim ve gelirken oh dedim eve az kaldı kurtulduk. Çarşıda görmedik Allah'tan. Dediğim anda bunu derken arkadan çıkmasın mı? Şule şule falan diye koşarak geldi yanıma. Tabii yerin dibine girmiştim o anda. Çünkü o kadar gelmiş başka bir şehirden ve ben de yalan atıyorum. Ondan sonra ne diyeceğimi şaşırıp kekelemiştim, gevelemiştim. Ve demiştim ki aniden doktora ihtiyacım oldu. Erteledik demiştim ve çok gerçekten mantık uyuşmazlığı olmuştu. O zaman da ikinci bir rezillik olmuştu. Öyle yani. Tabii sonradan fark ediyor mantık uyuşmazlığı. Aynen bunu söyledim ama ben daha yeni yani. Söyledim. Hem burada değilim diyorum hem erteledim diyorum. İşte evet. Öyle bir şey. Birincisi buydu. İki tane mi söyleyeceğim? İkinci. Evet. Hayır. Bence o şeyi söylemelisin. Sonuçta küçükken olan bir olay. Rezil olsan da bir şey olmaz. Küçükken zaten insanlar rezil olabilir. Tamam söyleyeyim. Şimdi çok küçüktüm. Önce onu söyleyeyim. Kesinlikle büyük olsam bunu anlatmam. Yani. Büyükken yani böyle bir şey yapmazsın güzel. Çok küçüktüm. Kaç yaşındaydım sence? Bilmiyorum çok küçüktüm. Yani cidden çok küçüktüm yani. Bayağı küçüktüm. Önce onu söyleyeyim. Ama yani gerçekten çok küçüktüm. Hani cidden küçüktüm. Küçüktüm. Tamam küçüktüm diye geçeceğim. Anlattığım zaman anlarsınız. Büyük bir insan bence yapmaz bunu. Tamam hadi anlat. Donunu gösterdi. Ben şimdi biz Diyarbakır'a gidiyorduk. Anneannemler orada oturuyor. Ama araba yolculuğuyla hani bir gün o zamanlar tabii buralarda hala mı yok yoksa? Evet yok şöyle. O başka şehirde var. Biz Balıkesir'den. Balıkesir'den Diyarbakır'a otobüs mü deniliyor? Otobüsle gidiyorduk. Bir gün sürüyor yolculuk. Yok karavan deniliyor. Ve bir gün sürüyor yolculuk. 24 saat boyunca işte arabayla git çok kötü. Ve ben içmeyi, bir şeyler içmeyi çok seviyorum. Kola, gazoz, kola. Bir de gazoz o an otobüste sana bedava bir sürü şey veriyorlar. Onu evet, da söyleyeyim. Evet beleş oluyor. Ve ben de hani iki kat daha da içesim geliyor. Sonra sürekli iç. Ve orada araba mola verdiği zaman da tuvalete gitme. Yani gitmedim. Üşendi. Ama yine altını çiziyorum çok küçüktüm. Sonra benim karnım şiş. Yani ne denir söylenir mi o? Ay, hamile gibi şişti de küçüktü. Hamile gibi şişti yani böyle. Tabi anladınız tuvalet ihtiyacından dolayı ama hani kısa olan uzun olan değil. Tabi hamile gibi kısa olunca. Sonra yanımda dayım vardı. Dayıma dedim dayanamıyorum. Sonra o da gitti konuştu şoförle. Arabayı durdurduk. Karanlıktı. Her yer kapkaranlıktı bu arada. Karanlıktı ve herkes ne olduğunu anlamadı. Hani çünkü araba bizim için durdu yani. Sonra ben gittim arabanın arkasına. Yanda da böyle bitkiler vardı bayağı. Ben oraya gitmedim çünkü karanlık yani yılan bulan çıkar falan filan diye. Arabanın arkasındayım bekledi. Arabanın arkasına gittim. Tuvaletimi yapıyorum ama çok yine söylüyorum çok küçüktüm. Gerçekten çok küçüktüm yani çok küçüktüm. Sonra en komik yeri gerçekten burası. Hani buraya kadar bir sorun yok. Fakat arabanın arkasındayım ya ben. O sırada karanlık diye tabii içim rahat. Of karanlık zaten kimse görmez. Arkadan arabalar geliyor. Işık oluyor. Işık. Arabalar geçen geçene. Gelen geçen araba benim bana ışık tutuyor. Ondan sonra işte çok utanmıştım ama tabii ki ölecek gibi olduğum için de yapmıştım ve sonra tabii arabadakiler de artık arkaya baktıysa onu da bilemem ama karanlıktı zaten. Ama çok küçüktüm gerçekten. Herkes Süleyi şeyini gördüğünde. Ama çok küçüktüm. Gerçekten çok küçüktüm. Evet küçüktüm. Yemin ederim çok küçüktüm. Tamam. Vallahi billahi çok küçüktüm. Neyse video daha fazla uzamasın. Utandım ya şu anda. Bunu yayınlamasak neyse. Usandım. Ulan video daha fazla uzamasın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Utandım. Gerçekten çok küçük. Abone değilseniz abone olursanız, like atarsanız ve öneriniz varsa yorum yazarsanız çok mutlu ama oluruz. Ama bu videonun altında yorum görmek istemiyorum açıkçası. Bu senin inadına yapıyorlarmış. Aynen. Neyse iyi günler, iyi akşamlar, iyi öğlenler, iyi sabahlar ne zaman izliyorsanız. Bay bay.